Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı Kolpaçino 4/4'lük filminin galasındayız. Berdan Mardini sevgilisi Dilara Talay'la gelmiş geceye. 14 Şubat Sevgililer Günü için bir şarkı çıkaracakmış. Yeni şarkım var, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir şarkı hazırladım. Evime hoş geldin diye bir şarkı. Ama çok ters bir olan Cemal geldi. Gel nereye gel. Kaçtı mı? Kaçtı. Seko gel bir dakika gel. Bir, beraber söyleyeceğiz. Bir daha söyle bakayım. Aman haldan düştüm yer. Size uygun söyleyeyim olmak ya. Için bu cengede giydim. Sana uygun olsun, bana uygun olsun diye mi giydin? Ah canım. Ayağınızı sağlık. Ay canım, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İyi yani. Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök'le katıldı galaya. Yazın çıkardığı Nefes albümü hala zirvedeki yerini koruyor. Maşallah diyelim, evet, nazar değmesin. Vallahi çok mutluyuz. Bunun için zaten bunca emek, efor, bir sürü insanın emeği var bu işte. O yüzden emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Bu kadar çok dinleyen, seven herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yansımada ilk düetimizde böyle bir şeyi yaşamak ve şu an bugün hatta Billboard açıklamış. Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı Yansıma diye. Çok mutlu olduk. Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Büşra Pekin de galada. Her defasında daha da zayıflamış bir halde görüyoruz onu. Bakın neymiş formülü. İyi beslenmek tabii ki. Bu birinci kural. Bunun ötesinde başka bir formül yok. İyi beslenmek. Bir de yanında spor yapabiliyorsanız benim gibi düzenli bir şekilde. O zaman hem sağlığınızı hem de formunuzu koruyor oluyorsunuz. Biliyorsunuz ben rollere göre şekil değiştiriyorum biraz. Duruma göre 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo arasında alıyorum ama 10 kilodan fazlasını da sağlığım için almak istemiyorum. Zara galanın ünlü konuklarından. Bir hayli kilo veren ünlü şarkıcı kilo takıntısını bıraktıktan sonra zayıflamaya başlamış. Artık yok. Hadi bakalım. Sayenizde o takıntımı aşmış oldum çünkü. O kadar çok yazıldı, çizildi. En son sevgili Ata Demirer ve sevgili Sibel'le hepsi aynı kiloda deyince benim için akarsular durmuş oldu. Artık yok hayatım. Artık iyiyim, iyi hissediyorum. Bu takıntıdan kurtulduğumdan beri de çok ilginç kilo veriyorum. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Mehmet Ali Erbil, aşklarına ikinci şansı verdiği sevgilisiyle katıldı galaya. Mali, filmin tam anlamıyla bir dost işi olduğunu söylüyor. Böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu. Başta Şafak olmak üzere bizim çok değerli dostumuz. Onun için bir araya geldik. Gördüğünüz gibi belki filmde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hep kumar sahnelerinde vardır. İbrahim, Serdar, Cengiz Kurdoğlu. Ben onların dışında doktor rolündeyim. Onların psikoloğuyum. Onları kumardan kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarabiliyor musun? Sen önce doktoruna sor. Sen önce doktora bir sor bakalım. Gökhan Özen de galadaki isimlerden. Filmi izleyebilmek için Las Vegas'tan gelmiş. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. 35 saatlik bir yolculuktan geliyorsunuz. Evet, vallahi doğru. Las Vegas'tan. 2 saat oldu ben ineli, o yüzden bak herkesin haline bak, bir de benim halime bak. Havaalanından direkt buraya geldiğim için çok fazla konuşamayacağım ve son 35 saatinde uyumuyorum. Uykusuzum. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti de galada. Faik Öztürk, Serdar Ortaç, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin filmde yer almalarıyla ilgili bakın nasıl bir yorum yaptı. Biz de olsaydık daha da güzel olurdu. Güzelinde güzel olurdu. Ama, harika ama her şey. Ama akıllı bir yapım. Çok. Son nesilleri toplamışlar. Neden? Hepsi böyle hatıra kaldı. Mustafa Mert Koç galaya katılan isimlerden. Kolpaçino serisinin onun için özel bir anlamı varmış. Vallahi çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kolpaçino Türk sinema tarihine çok damga. Bence eminim ki hepiniz burada sürekli izliyorsunuzdur. Haksız mıyım? Ben de öyle. Benim için çok özel bir yeri var. Ayrıyeten benim ilk filmimdi. İlk kameralarla tanıştığım şey Kolpaçino 3 olduğu için Şafak abiyle ondan da çok böyle güzel anlarımız var, rahatlarımız var. Bu da 4'ü çok merak ediyorum. Çünkü yaklaşık 4 senedir falan yazıyorum dedi. İnşallah eminim ki çok güzel olmuştur ama inşallah güzel tepkiler alırız. Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu ile katılmış geceye. Usta oyuncu da oynamak istemiş bu filmde. Güzel ayarlanmış. Ben de oynamak istedim ama bana rol kalmamış. Ne yapalım?
gelen kalabalık bir oyuncu kadrosu. Evet. Çok zengin. Polat'ın işleri zaten böyle. Şafak çok titiz. Daha önceki filmde oynamıştım. Onun devamında da gene oynayacağım. Roller yazılıyor şu anda. Aydemir abi olunca beni istememiş. Şaka. Ve birbirlerinden ünlü isimlerin yer aldığı Kolpaçino 4-4'lük filminin ekibi geliyor kameralar karşısına. Şafak Sezer alıyor ilk sözü. Allah bunun da bahtı güzel olur. Çünkü film yapmak bu zamanda çok zor. Sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah bahtı güzel olur, seyircisi bol olur. Bol kahkahalı, güzel gişeli bir film olur abicim. Hadi Allah'a ısmarladık. İbrahim Tatlıses'in filmde yer alması büyük sürpriz olmuş. İbrahim abi büyük sürpriz. Teşekkür ederiz öyle büyük isimlerin bizim yanımıza olup da destek vermesini. Çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez kansere yakalandığını açıklayan ve galaya katılamayan Aydemir Akbaş'ı oyuncu ekibi böyle alkışladı. Alkışlarımız. Alkışlarımız Aydemir abiye lütfen. Bol bol dua edeceğiz Aydemir abiye. Gala sonunda filmde yer alan ünlü şarkıcılar sahne aldı. Sahneye ilk çıkan isim Serdar Ortaç oldu. Serdar Ortaç, İbrahim Tatlıses'i sahneye böyle takdim etti. Tatlıses yeni çıkardığı Devam Ke şarkısını seslendirdi. Alkışlarınız İbrahim Tatlıses! Geli ha geli Devam Ke! İbrahim Tatlıses sahnede yaptığı konuşmayla büyük alkış topladı. Bizim gülmeye ihtiyacımız yok. Savaşlara değil. İnsanın gülmeye ihtiyacımız yok. Sadece gülmeye inşallah gülerler. Bütün Türkiye buna ihtiyacı var. Bütün Türkiye olduğu gibi bütün dünyanın gülmeye ihtiyacı var. Ve kanunlar içinde, revanlar içinde insanların ölümünü falan seyretmek istemiyoruz. Televizyonlarda, haberlerde. Hep gülelim inşallah. İbrahim Tatlıses'in birçok filminde kendisini seslendiren Erhan Yazıcıoğlu sahneye çıkınca ortaya bu komik diyalog çıktı. Beni kim konuşacak? Sayın abim sağ olsun. Bu çirkin sesi güzelleştirdim. Estağfurullah, ben ne çirkin sesler konuştum İbrahim'im. Bilmiyorum. Evet. Bir filmin sesi, kızın hakim miydi neydi? Ha şey, Karadayı. Karadayı o muydu? İyi ki seni görmediler, seni oynatırlar. Sana daha karadayız. Gece sonunda İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Serdar Ortaç böyle düet yaptı.